AK Parti'nin bir ideolojisi yok. Buna mesela şu an karşı çıkan biri var mı chatte? AK, hayır abi AK Parti'nin ideolojisi var diye. AK Parti'nin bir ideolojik dayanağı yok. Altı yok. Dolu değil. Hatta bundan kaynaklı AK Parti durmadan subjektif tarihi üretip kendi ideolojisini bir yerlere bağlamaya çalışıyor. Bu Bundan dolayı TRT'de dizi yaptırıyor. Orada burada film yaptırıyor. Subjektif tarih ürettiriyor. Abdülhamit'i tövbe aşağı peygamber gibi göstertiyorlar falan derken. AK Parti hala bir ideoloji yapamadı. 20 yılın hatalarından biri bu. AK Parti'nin ideolojisi yok. AK Parti'nin tek bir ol olayı var. Durmadan gömlek giyip gömlek çıkarmak. Makavelistik. Durmadan makavelist. Yani kendi söylemi zaten. Gerekirse papaz kıyafeti bile giyer iktidarı kazanmak için diye. Bu adam en milliyetçi olmayan adamdı. Bugün en milliyetçi adam. Yani mesela bugün mevsimlik milliyetçiliğe soyundu. Son 6-7 senedir özellikle. Onun öncesinde özellikle yerel yönetim carçut diyordu. Tayyip Erdoğan açık açık bak açık açık eyalet söylemini Türkiye'ye dayatıyordu ve eyalet söylemine karşı çıkan taraf muhalefetti. Ve muhalefet bu söylemlerde bulunduğunda Tayyip Erdoğan diyordu ki siz tarih bilmiyorsunuz. Yine subjektif tarih üretiyordu babam. Şimdi ideolojisi yok. Ancak AK Parti'nin çok büyük bir olayı var. AK Parti bu ülkenin insanlarının arkadaşlar kültürünü değiştirdi. Biz şu an Ede hoş geldin canım. Üçüncü ayın kutlu olsun. Biz şu an ideoloji savaşı vermiyoruz. Biz şu an siyasi bir savaş vermiyoruz arkadaşlar. O yüzden çok zorluk çekiyoruz. Bizim şu an verdiğimiz savaş ve AK Parti'nin 20 yıldır bu ülkeye dayattığı, ideolojiyi dayatamadı ama dayattığı tek bir şey var. Kültür arkadaşlar. Biz şu an kültür savaşı veriyoruz. AK Parti kültürü diye bir gerçek var. AK Parti bir siyasi görüş değil. AK Parti siyasi bir akım değil bir parti değil. AK Parti bir kültürdür. Biz AK Parti kültürüyle savaşıyoruz. Biz AK Parti kültürünü yenmeye çalışıyoruz. Ve bu insanların çoğunun zihniyeti AK Parti kültürü. O yüzden Adalet ve Kalkınma Partisi olur da bu seçimi kaybeder, iktidarı bırakır ve giderse biz aman işte AK Parti'den kurtulduk. AK Parti işte parti olarak gitti. Ar abicim çok kolay mesela Süleyman Soylu'nun Bugün 120 bin kişilik bir kadrosu var arkadaşlar. Gidin araştırın. Milli Beka Hareketi. Mesela Süleyman Soylu her dönem bir istifa söylemiyle gündeme gelir biliyorsunuz. Süleyman Soylu'nun şöyle bir tehditi var partisine ve bu herkes de bunu biliyor bu arada. Partisinde çok dillendirilen bir şey. Süleyman Soylu bugün AK Parti'den istifa etsin. Arkadaşlar yarın Türkiye'nin en kadrolu 3-4 partisinden birinin mensubu olur. En kadrolu. Genel başkanı olur. Milli Beka Hareketi'ni gidin bir araştırın böyle bir güçleri var. Veya AK Parti'den kopacak oyları potansiyel olarak alacak insanlar var. Yani AK Parti'den kurtulduk parti gitti bitti öyle bir şey yok. Bu kültür savaşının ben devam edeceğini düşünüyorum. Çok net ağır bir şekilde sizin de yaşadığınız bu benim de yaşadığım bu. Siz aslında AK Parti hükümeti yüzünden çekmiyorsunuz veya AK Parti iktidarı yüzünden çekmiyorsunuz. Siz AK Parti kültüründen çekiyorsunuz. Sadece iktidarın hükümetin yaptığı şeylerden değil o zihniyete kendini teslim etmiş radikal görüşlü insanların size dayattığı, alanınızı kısıtladığı şeylerden de çekiyorsunuz. Bu yeri geliyor metroda sevginize el ele tutuşurken oluyor. Yeri geliyor attığınız bir tweet yüzünden oluyor. Yeri geliyor yemekhanede yemek alamadığınız için oluyor. Yeri geliyor şort giydiğiniz için oluyor. Yeri geliyor sahilde bira içtiğiniz için oluyor. AK Parti bir kültürdür. Seçimden sonra biz AK Parti'den kurtulmuş olmayacağız. O yüzden de 2028 çok önemli. 2028'de her şey düzenlen, düzelmiş olmayacak. 2028'de aydınlanmış olmayacağız. Bu millet aklını başına almış olmayacak. Ancak 2028'in şu önemi var. 2028'deki seçimlerde bu zihniyeti, bu aklı, bu kültürü değiştirmenin en büyük gücüne sahip olacak iktidar başa geçebilir. Yani bugün o güce sahip olmayacak bu iktidar. Ancak 2028'de o iktidar her şeyi değiştirebilir. Zaten Z kuşağının önemi de bu. Bak Z kuşağının önemi de bu. Z kuşağı çok mu zeki? Z kuşağı çok mu akıllı? Z kuşağı çok mu sorguluyor? Z kuşağın her şey umurunda mı? Kusura bakmayın ben öyle düşünmüyorum. Ancak size doğru anlatıldığında algılayabiliyorsunuz. Ve sizin aslında en büyük artınız seçimlerde de etkili olacak şey şu. Yanlış anlamayın bu söyleyeceğimi. Hiçbir şeye saygınız yok arkadaşlar. Hiçbir şey sizin için önemli değil. Hiçbir kutsalınız yok aslında. Kolay kolay kutsalınız yok. Belirli çizgileriniz var. Onun dışında abi ben iki gün önce Muharrem İnce savunuyordum. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunurum diyebiliyorsunuz. Bundan utanmıyorsunuz. Bak bundan utanmıyorsunuz. Bu kötü bir şey değil. Herkesin fikri değişebilir. Herkesin görüşü değişebilir. Bunu utanmadan dile getirebiliyorsunuz. Fikriniz kolay değişebiliyor. Sizin için doğrular kolay değişebiliyor. Bak çok kolay değişiyor. Bundan 7 ay önce bak chatte bir çocuk var ismini vermeyeceğim utanmasın gerilmesin. Bak bundan 7 ay önce Ümit Özdağcıydı. Ve 7 ay önce Ümit Özdağ prime dönemini yaşıyorken ben Ümit Özdağ'ın müteci konularının dışında ideolojisinden kaynaklı, partisinin yapısından kaynaklı veya diğer fikirlerinden kaynaklı yayında sevmediğimi dile getirdim. Çocuk bana sövdü. Banlamadım. Konuştum. Tatlı tatlı naf anlattım. Aradan birkaç ay geçti ve dedi ki Ü Memleket Partisi ve Zafer Partisi ittifak kuracak. Ben ben yazmayın durun. Memleket Partisi ve Zafer Partisi ittifak kuracak dediniz. Dedim ki okey böyle bir şey var ama böyle bir şeyin gerçekleşme mümkünatı yok. Bak mümkünatı yok. Bu iki isim yan yana gelse uzun süre dayanamaz seçime dahi gidemez dedim. Anama sövdüler yine. O çocuk yaptı bunu. Aradan zafer geç, zaman geçti partiler ayrıldı. Ben dedim ki memleket partisi en hype dönemine ulaşacak. Tamam mı? Memleket Partisi uçacak gidecek. Böyle bir potansiyeli var. Diğer iki adayın dışında çok büyük potansiyeli var. Ben yüzde belki barajı geçebilmesini görüyorum. Belki. Ama dedim memleket partisi bunu yaptıkça AK Partili ilan edilecek. Bu sefer aynı çocuk bir anda zaferciyken muharremci olup abi ne saçmalıyorsun? Hayır öyle bir şey olmayacak. Hayır şöyle olacak. Böyle olacak dedi. CHP'liler de abi böyle bir şeyin imkanı yok. Muharremci uçmayacak, kaçmayacak dediler. Aradan zaman geçti dedim ki Muharrem İnce düşecek. Bak Muharrem İnce düşecek. Muharrem İnce düşecek. Bak çok basit. Muharrem İnce düşecek. Muharrem İnce düştü. Abi o en başta Zafer Partili olan çocuk. Sonra memlekette olan çocuk. Dün gece timeline'da gördüm. Abi CHP tweet'i e atmış. Kemal Kılıçdaroğlu tweet'i e atmış. Ben bu çocuğa kızmıyorum. Çocuğun yaşı küçük 18-19 yaşında siyasi yöneliminin e, oy verme reaksiyonunun değişmesi gayet normal tabi ancak değişebiliyor bunu anlatmaya çalışıyorum çevrenizdeki bir dünya AK Partili insan aslında AK Parti'ye oy vermek istemiyor niye arkadaşlar bir insanın fikrinden dönmesi çok zor Fikrinden beynin içine dönse dahi bunu söyleme dökemez. Kendine belki kendini belki ikna edemez. İnsanların fikirden yıllarca savundukları radikal fikirlerinden dönmeleri çok zor. İtiraf edemeyebilirler kendilerine veya çevrelerine bunu anlatamazlar. Yaşlarda bu çok var. Bu sizde yok ya. Umurunuzda olmuyor oğlum. Bir hafta zafercisiniz, bir hafta memleketçisiniz, bir hafta kemalcisiniz. Çok rahat dönüyor. Bu kötü bir şey değil bence. Fikri değişmeyen insan geri zekalıdır. Bak fikri değişmeyen insan geri zekalıdır. Kimse doğduğu gün en doğru fikre sahip olmuyor. Ya ben mesela bundan 10 sene önce 16-17 yaşlarımda dindar hayatımı dinime göre yaşamaya çalışan bir ergendim. Siyasi yönelimim o zaman yoktu. Bak siyasi yönelimim o zaman yoktu. Ancak hayatımdaki her şeyi dine göre ilerletiyordum. Bak her şey dine göre ilerletiyordum. Sevgilim oluyordu elini bile tutmuyordum oğlum. 26'ım evet. E şu an mesela nasıl bir adamım? Yani her şey değişebilir. Bak her ben 10 sene önceme bakıyorum neydim bugün neyim. Bugünkü halimden çok daha fazla memnunum. Ancak sorgulayarak, düşünerek kendimi geliştirerek farklı yerlere geldim, farklı düşüncelere kapıldım. Bu gayet normal tabii. Bir insanın fikri değişmiyorsa zaten sıkıntılıdır. Zaten bizim 20 yıldır çektiğimiz şey de o. İnsanların fikrinin değişmemesi. İnsanlar bir şeye inanmış ve onu savunuyorlar. Gençlerde bu yok ama. Bak gençlerde bu yok.